Günaydın. Şu an yağmur yağıyor. Ben makine çamaşır attım ama gerçekten atılması gereken çamaşır attım. Misafirim gelecekti. Saat şu an 10. Yarım saat sonra 10.30'da diye sözleştik dünden kahveye. Acaba yağmur yağıyor diye gelmemezlik yapar mı, arayayım mı? Çünkü yağmur hem dinleyecek gibi hem de çocuğu var, bebeği yani küçük. Onunla gelecek. O yüzden gelmeyebilir bebek için. Bir arayıp onu öğreneceğim şimdi. Şu an o kadar güzel kokuyor ki. Bilmem, bu sabahlıklar var ya. Bunlardan almıştım ve şu an tam havası giydim. Bugün çok az bulaşığım var burada. Bir iki tane. Biraz fazla da olabilir. Hemen bir Türk kahvesi yapıyorum. Ayılıyoruz. Tam yıkıyordum kahvemi. Lale çıkması peki. Bildiğiniz lale motifi çıkmış. Yengecilik kazanacak. Hani her zaman ben böyle elime geçeni atıyordum ya. Bir daha olmuş. Ve bir daha da içeride var. Bunları böyle biriktiriyoruz. Sonra da Geri eskiciye mi dönüşüme veriyoruz? veriyoruz. Geri dönüşüme veriyoruz. Yağmur bitmiş. Gökyüzü açılmış. O da dedim ki gördüğünüz yığın için torba almaya gidiyorum. Annemlerden. Böyle bir kaktüs mü varmış ya? Annemlerden torbayı aldık. Şu güneşe bakın. İşte İskenderun böyle bir memleket. Bir anda güneş, bir anda yağmur. Evet. Hamza, sen nereye geldin? Ne? Mine. Evet. Hoş geldin. Yakışıklı. Tutamıyorsun da bir türlü, kayıp duruyor elinden. O yüzden yandın mı? Aferin oğluma. Akıllı oğlum. Sandalye onda. Sandalye ikisi de. Siz gitmiyor musunuz hiçbir yere bunlardan? Yok. Hoppa, sen bu sandalyeyi biliyorsun zaten. Çizgi de var. Hangi renk vardı seninki Hamza? Bibi. Kırmızı, evet. Ya bibi. Babanınki ne renk? Baba mavi. Evet, babanınki mavi. Benimki de. Oturabilirsin istersen.
haline de bile. Bence. Çektiğine bakayım. Gece çektim kız. Parka mı gittin sen o gün? Bir türlü nasip olmadı parka gitmek. Ne? Kaydın mı? Bir de uyguna düşün. Evde değil, söyleyeyim mi? Davet ya. Aşırı güzel. Değil mi baksana? Çiçek. Ay 13 Kasım benim doğum günümde. Gideriz ya. Yok. Ben de geleyim. Ben gelmeyeyim. Yok ben de geleceğim. Annem o da BİM'e gelecek. BİM'e. Ben de BİM'e gideceğim. Birlikte gidelim. Olur mu? Evet. Bu teyzem BİM'e gitmeyi çok seviyor. Gel de. Hamza da. BİM. Tutar mısın? Böyle. He? Tutmayacaksın mı? Anne. BİM. Ürünler içeride, ben dışarıda, eve gidince anlatacağım. Şu an beklemedeyim. Gerçekten rezillik. Yaşadığım şey anlatacağım birazdan. Of. Bir de ben manava uğrayacaktım, onu unuttum bu hengame içerisinde. Şimdi manava gidiyorum, o eksiklerimi de alacağım. Tekrardan aynı yolu gidiyoruz. Bu arada Airfryer'de patlıcan közlüyorum. Ben daha önce patlıcan közlerken bıçak batırdım ve yüzüme patladı. Tabii ben bunu deldim bu sefer gördüğünüz gibi ama yine de uzaktan şöyle bir kontrol. Gayet pişmiş gözüküyor. Ama şöyle bir 5 dakika daha közlensin. Bu arada yemek olarak Hünkar beğendi yapıyorum. Bu şekilde etimi de çözdürmüştüm. Biraz çözülmüş gibi. Size o sırada daha demek ki yaşadığım tarihsizliği anlatacağım. Ben salonda anlatayım. Derin bir nefes aldım. Hatta temiz de hava almak istiyorum. Daha demin ne oldu? Şimdi ben BİM'e gittim. Aslında kızıyorum ama kendime kızıyorum. Çünkü benim ihmalkarlığım. Kontrol etmeden gittim. Kartta para yatmamış. Normalde ayın 6'sında yatıyor ve telefona bildirim geliyor. Ben de hani o bankanın internet bankacılığı yok. İndirmediğim için kontrol etmeyi zorsundum ve giderken de Ziraat ATM'sine uğrayacaktım ama onu da unuttum uğramayı. Sonra gittim alışveriş yaptım. Kasaya geldim. Para yok hesapta. Allah kimseye yaşatmasın. Ya elbet herkes yaşamıştır ve ben de aslında daha önce de yaşadım ama yine de
ayın 6'sında yattığı için ve bugün ayın 7'si olduğu için çok da şey yapmadım. Hani yatmıştır ümidiyle gittim. Alışveriş de yapmam gerekiyordu. Sonra yaptım. Böyle oldu. Ablamı aradım. Eşim uyuyor. Hala uyuyor. Onu da uyandırmak istemedim çünkü rahatsız. Odunlar kesilmişti ya, o odunları taşırken ve yapılırken yoruldu ve ağrıları var belinden dolayı. Ben de hani onu rahatsız etmek istemedim. Aramadım. Hatta bu video izleyince, hatta ben bunu söyleyince niye beni uyandırmadın diyecektir eminim. Ablamı aradım. Allah'tan ablam hesabında para varmış. Hesaptan yolladı direkt. Ben de aldım alacaklarımı. Ama büyük de bir ders aldım. Kesinlikle bir daha asla hesabımda paraya bakmadan. Nakitimde 75 lira vardı ama aldıklarım 235 liraydı. Hani nakit de ödeyemedim. Öyle bir sıkıntı yaşadım. Üzülerek size bunun da açıklamasını yapmak istedim. Böyle kötü şeyler oluyor bazen. Hatta çoğu zaman oluyor da ben çok yansıtmıyorum. Patlıcanı poşete koyacağım ve dışarıda bekleteceğim. Kabuğu kolay soyulsun diye. Bu şekilde bu dışarıda bekleyecek. Ben de o sırada eti doğramaya başlayacağım. Airfryer gerçekten çok hızlı bir şekilde patlıcanları pişirdi. Fırında pişirmekten daha kısa sürdü hatta. Beşte fırına gidecek. Bugün sabah gitmedi. Akşam gidecek o da. İşe gidecek. Hayır, işe gidecek. Evde yokmuş ama. İyi, direkt ben önce buraya gelirsin zannettim. Direkt şeyle Emrah Yurda benim hoca söyledi, dükkan açık ya, o ara dedim, bunu benim numarası yok dedi. Oradan da o dedi anası geldi, bir yere gitti herhalde dedi. Yarın evde tutsun, yarın gelir benim söyledi. Bari ya. Kızım sen ağzını aç kızım. Öyle gider. Açıkta kalsın aynı soğan gibi. Soğanın üstüne koy. Tamam bebeğim. Daha demin benim başıma ne geldi? Ben de onun için aradım zannettim. BİM'e gittim. O hani altısında yatıyordu o normalde. Ben de hani bugün ayın 7'si yatmıştır diye ben şeye gittim. BİM'e gittim, alışveriş yaptım. Hesapta para yokmuş. Bakiye yetersiz dedi şey kasada. Ben de işte hani almam da gerekiyor yarın. Çok büyük ya bu. Çok büyük değil. Diğer türlü de kuruyor yani, küçük oluyor piştikçe. Pişiyor mu bu? Nasıl pişiyor? Şu tencerede pişir, düdüklü tencerede. Kim gelecek yani? Sunay'la Fatih'i. Pizza yapacağım. Çünkü daha önceden konuşmuştuk, pizza yapacaktık. Pizza yapacağız. Yanına patates kızartması. Bir çorba yapacağım. Bugün attığım videoyu izledin mi? 9, bugün izlemedim. O da 1 saat sonra olur dedi. Tamam, bekle. Günaydın. Tamam, kimle gittin? Allah evde bulamadım. Emrah'ın analığına. Geri geldim. Kimin? Emrah'ın analığına. Motor tamircisi Emrah'ın. O da evde yokmuş. Ben de yarın evde dursun, yarın gelirim dedim. Emrah da dükkan açık ya orayı. Bu neydi? He, patlıcanı soyuyorum. Patlıcanı soyuyorum Hünkar beğendiği için. Ne zaman gideceksin? 4.30'dan. Hani 5'te de dedi. Tam 4.30'da çıkıp 5'te orada olmuyor. Yarım saatte mi? Denizcilere mi? Şuradaki dükkana mı? Denizcilere. Neyle geçeyim? Fazlaysa hepsini yerim. Yok, hepsini yeme. O büyükleri ye. Küçükler kalsın. Yemek için. Ben çok severim bunu böyle. Ben de çok severim. Daha demin yedim. Anneme yedim. Yemedim. 15 dakikaya yeter yemek mi hazır? Saat kaç? Geçiyor. Yetişir, yanına pilav yapmayayım şimdi. Yok, he. Ekmek, kola. İstemezdim. Değişik değişik, annik annik ben yemek yapıyor bana. Evet. Tabii, herifine bakıyorum. Ben de orada bakıyorum işte. Evet. Beğendisi hazır. Bu şekilde.
Şimdi kapağını açacağım. Eti gayet sulu duruyor şu an. Gayet pişmiş gözüküyor. Ama önce bir tat testi. Daha pişmesi gerekiyor. Bence aşırı güzel oldu şu an. Yemekler. Ne mi bağladın bunun adını? He. Bunun adı neydi? Hünkar beğendi. Ha, beğendi. Hünkar beğendi. Eti yedicik de iyi olmuş. Bak. Bak bu annem beğendi. On üzerinden kaç veriyorsun? Onda. Onda. Etini 5 dakika daha pişirsem daha böyle. Evet, vakit dar oldu. Ama iyi bir şey yine. Evet. Lezzetli. Afiyet olsun. Beğendim, hünkar beğendim. Yine çamaşır attım. Dışarıdaki balkon örtüsünü attım. Annem gitmeden önce annem gitti. Ben de biraz annemle oturdum. Şimdi bulaşıkları halledeceğim. Ondan sonra daha ne yapacağıma karar vereceğim. Henüz kafamda bir plan yok. Eşim arkadaşlarıyla çıktı. Ben de belki buluşabilirim arkadaşlarımla. Daha karar vermedim. Önce şu bulaşığı halledeceğim ya da evet, yer misafirlerim geleceği için tatlıyı dedim ki bir gün önceden yapabildiğim bir tatlı olsun. Çünkü yarın yemekle ilgilenirim. Tekrar BİM'e gidiyoruz bu sefer. Kartta para var. Yani bunu görerek gidiyorum. Bilmiyorum telefona yansıyor mu da bu ışık sürekli yanıp sönüyor gibi. Böyle de korku filmi gibi olmuş mahalle. Bu da bayağı köpürmüş. İyice yıkanıyor. Hemen tatlıyı yapıp dolaba koymak istiyorum. Bir de kolayı dolaba koyacağım. Süt dışarıda kalsa da olur. Bu şekilde hazır soğan halkası aldım. Henüz evde yapmasını öğrenmediğim için tatlıyı da beraber yapalım istiyorum şu anda. Yalancı tavuk göğsü yapacağız bu arada. Sizi nereye sabitleyeceğimi bilemedim. Yine klasik bir bardak önüne sabitliyorum. Şu an malzemelerimi çıkaracağım. Videonun sonlarına doğru geldik ve ben tatlıyla kapanış yapmayı düşünüyorum. Bugünü burada bitireceğim. Tatlıyı bitirdikten sonra kiyodu. Süt zaten vardı ama yetmez diye ekstradan bir süt daha aldım. Size tam tarif veremeyeceğim ama sonlarına doğru tekrardan kamerayı açacağım. İzlemeye devam edin. Bu yalancı tavuk göğsü ama karamelli bir tavuk göğsü. O yüzden biraz normalinden farklı görünüyor ve çok güzel oluyor. Ben daha önce yaptım ama yine de tarifine bir bakmak istedim. 6 için 125 gram margarini böyle eritiyoruz. Daha sonra 1 su bardağı un,
Unun kokusu çıkana kadar karıştıracağım. Daha sonra 1 litre süt, sonra da şeker ekleyip iyice karıştırıp altını kapattıktan sonra zaten koyulaşıyor. Vanilin ekleyeceğim. Yine o şekilde de iyice mikserde karıştıracağım. Gördüğünüz gibi duman çıkıyor, soğusun. Sonra vanilin ekleyeceğim. Yine iyice karıştırarak soğutacağım. Hem de böyle pürüzsüzleşmiş olacak. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi ben onu dediğim gibi direkt kaselere koyacağım. Ama öncesinde üstünün karameline başladım. Onu da şu şekilde başladım. Bir kaşık ben buğday nişastası kullandım. Bir yemek kaşığı buğday nişastası ve bir su bardağı su. Ama benim suyum fazla olduğu için biraz daha nişasta eklemem lazım. Şu an o aklıma geldi. Oran orantılı. Bu şekilde yapışmayacak kaseye muhallebi. Böyle ıslatıyorum karıştırarak. Komşularıma ikram ederim. Evet, tam 6 kişilik çıkacak. Düz durması için şöyle. Zaten üstüne de muhallebi gelecek ama yine de şekli muhallebi güzel otursun diye. Kaşının arkasını ıslatarak güzelleştiriyorum. Pürüzsüzleştiriyorum. Dikkat ede ede. Böyle pişireceğim yakmadan. Daha sonra şu nişastalı su. Ama nişastalı sudan önce normal su diyor tarif. Karamel kokuyor. Şimdi suyu dökeceğim. Suyu dökünce aldığı hali size göstermek istiyorum. Çünkü o biraz ilk başta korkutuyor insanı. Ben daha önce de yaptığım için gayet sakin bir şekilde devam edeceğim. Tabii telefonu kapatacağım o sırada. Hemen karıştırmam lazım. Bildiğiniz böyle katılaşıyor. Karıştıra tekrar o şekeri eritiyorsunuz. Katılaşan. Sonra nişastayı ekliyorsunuz. O zaman da hali çok değişik. Size de o zaman da çekerim. Şunu söyleyeyim. Bu tatlıyı yaparken kolunuz çok ağrıyor. Çünkü sürekli karıştırıyorsunuz. Her aşamasında ki şu an şeker bayağı katı olduğu için karıştırması da zor oluyor. Bastıra bastıra. Bu gayet eridi. Şimdi her an üstüne dökebilirim. Size öyle gösteremeyeceğim maalesef. Çünkü bir yandan da karıştırmam lazım hemen. Şu an bence en iyi yaptığım hali oldu. Bu tatlıyı daha önce de yaptım dediğim gibi. O zaman biraz bunlarda zorlanmıştım. Korkmuştum bir şey olur mu diye falan derken yakmıştım hatta bir keresinde. Yanık olmuştu. Rengi böyle turuncu gibi oluyor. En son ki aldı har. Çok güzel gözüküyor rengi. Kıvamı aşırı iyi olmuş. Normalde yaptığımda çok koyu oluyor. Ve kaşıkla koymak şu an daha iyi. Çünkü diğer türlü dökecektim. Kesin. Sadece biraz uzun sürecek ama olsun, önemli değil. Rengine bayıldım. Efsane oluyor.